ülkemizde bazı olumsuz olaylar oluyor. Bunda acaba alimlerimizin ihmalleri var mıdır? Olumsuz olay oluyorsa, yanlışlar oluyorsa, bunun bir temeli vardır. Temel. Temel, anlama temelidir. Anlayış. Tasavvur, tasavvurun bozuk olması. Tasavvurun yanlış olmasından, tasavvuru eğer şeytan inşa etmişse, terkip etmişse, o tasavvur bozuk çalışır. Yanlış anlar, yanlış hüküm verir. Tasavvur eğer Allah'ın vahyiyle inşa olursa, onu Allah'ın vahyiyle temizler, terkip edersek, o Allah'ın vahyine göre, vahyiyle çalışırsa, her konuda Allah ne der deyip hükmü öyle verir. Dolayısıyla yanlış olmaz. En büyük sorumluluk alimlerimizindir. En büyük sorumluluk onlarındır. En çok onlar sorumludur. En çok bunun cezasını çekecek olanlar da onlardır. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Cehennemde bir yer olacak. Cehennem ehli onların azabını seyretmeye gidecek. Bunlar benim ümmetimin alimleridir. Kendini alim zannedenlerdir daha doğrusu. Allah adına konuşanlardır. Eğer Allah adına konuşuyorsan, Allah ne söylemişse onu söylemen gerekir din adına konuşuyor. Allah adına konuşuyorsun ama Allah'ın ne söylediğini bilmiyorsun. Muradını anlamamışsın. Nasıl konuşuyorsun öyle? Konuşunca böyle olur. İnsanlar dinden soğudu dinden uzaklaşıyor, Allah demekten uzaklaşıyor, kendinden uzaklaşıyor, insan olmaktan uzaklaşıyor. En büyük sorumluluk onlarındır. Konuşanlarındır. Ben alimim diye konuşanlarındır. Alim alimler peygamberlerin varisidir dedi. Bakıyorsun peygamberi bir imana sahip değildir. Peygamberi bir aşka, muhabbete sahip değildir. Peygamberi bir teslimiyete, İslam'a sahip değildir. Peygamberi bir ahlaka sahip değildir. Dini anlatıyormuş. Böyle bir şey olur mu yani? Bir de kendi kendine bir de övünüyor. Ben peygamber varisiyim diyor. Evet, en büyük sorumluluk onlarındır. Bununla beraber bütün kullar, ben iman ettim diyen bütün kullar sorumludur. Dinini evet. Allah'a göre yaşamalıdır. Dinini, imanını, İslamını Allah'ın kitabına, vahyine, Allah'ın Resulüne, hayatına arz etmek edip öyle kabul edip öyle yaşamalıdır. Yoksa alimin biri böyle söyledi. Olmaz ya. Bakacaksın. Sana Allah'ın rızası gerekmiyor mu? ebedi hayatın lazım değil mi? Sen bunu ciddiye almıyor musun? Alıyorsan gerekeni yapman lazım. Allah ne söylemiş, peygamber nasıl yapmış öyle buraya bakman lazım. Bunu anlayıp öyle yapman lazım. Evet, Arim'in sorumluluğu ne kadar insana konuşmuşsa hepsinin sorumluluğunu üstlenir ama herkes bir de kendinden sorumludur. Herkes kendi sorumluluğunu da yerine getirmelidir. Evet.